Halil Reçber Piyasaları'nın herkese tekrar merhabalar değerli arkadaşlar. Şimdi hisselere yönelik bir çalışma yapacağım. Biraz önce piyasalara yönelik, bu hafta daha doğrusu güne yönelik çalışmamızı paylaştık. İzleyebilirsiniz. İlginize şimdiden teşekkür ediyorum. Yine bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Eğitimlerimize ne oluyor? 2 hafta sonra Ankara'da bir eğitimimiz var. Kaçırmak istemeyenleri bu eğitimimize bekliyoruz. Tüm detaylı bilgiler için eğitim danışmanlık sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Yeni bir takım şehirlerimiz de aldı. Mesela Kayseri'ye ekledik. Bursa 16 Haziran'da var. İzmir zaten Ankara, İstanbul, İzmir sürekli eğitim yaptığımız bölgelerimiz. Evet, şimdi hemen şuradan hisselere dönmek istiyorum. Mesela hızlı bir şekilde şöyle geçelim. Akbank'ın negatif olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle tabloya baktığımızda 6.22 hemen isterseniz Akbank'ı şöyle bir hisseler tarafında 6.22 alalım bakalım. 26-28 direnç, 16 destek. Eğer tablo açılışına baktığımızda nasıl görmüş? 17 görmüş, 25-26. Tam bahsetmiş olduğumuz aralıkta seyretmiş. 16'nın direnç olduğunu söyleyebilirim. Şu an 21'de. Demek ki 16'yı kırmak isteyen bir tablo görebiliriz. 6-16'nın altındaki harekette 6'ya doğru geri çekilen hareketler göreceğimizi tahmin ediyorum. Hemen buradan nereye geçelim? Arçelik. Arçelik'te de sıkıntının devam ettiğini söyleyebiliriz. Ortalamaların altında olduğunu ve aşağı isteğin devam edebileceğini söyleyebiliriz. Hemen buradan isterseniz bir de Arçelik'e de şöyle bir rakamsal olarak bakalım. 18.06. Hemen giriyorum. 18.06. 22.17.90. Ne görmüş bugün açılış sonrasında? 09.80. 09.82. Yani burayı görmüş. Daha yukarıyı da görmeden daha çok aşağıda 17.83 altındaki harekette gerileme 17.65'lere kadar devam edebilir. Hemen Arçelik'ten sonra üçüncü isimimiz Aselsan. Aselsan'a bakıyoruz. Aselsan kapanışı neydi? 21 kapanışını görüyoruz Aselsan'da. 21. Haftalıkta da 21 kapanışını şöyle bir girelim. Günlükte de 21 kapanışını girdik. İlk etapta açılış sonrasında ne görmüş? 21-24, 20-86. 20-86 yani alıcılı tarafa geçmiş 21-24. Bu aralıkta seyrediyor. Şu an için burada sanki 30'un iyi bir direnç olduğunu, 20'nin ara direnç, 30'un da direnç olduğunu, 30 üzerine çıkamadığı müddetçe Aselsan'da gerileme devam edecektir diyebiliriz. Şu an için önemli bir direnç bölgesinde. BİM'e bakıyoruz. BİM'de gerileme devam edebilir. Doğan da aynı şekilde gerilemenin devam edebileceğini söyleyebiliriz. 1.13. Hemen onu da alalım isterseniz. 1.13. Haftalıkta 1.13 aldığımızda 15'in direnç olduğunu söyleyebiliriz. Burada 11 çok önemli bir destek görüyorsunuz. Günlüklerde de haftalıklarda. 11'in kırılması demek daha aşağılarda 1.06'lara kadar geri çekilme anlamına gelecektir Doğan Holding'de. EKGV'ye baktığımızda aynı şekilde EKGV'de da gerilemenin eğer 1.46 kapanışı alacak olursak şöyle 1.46 haftalıkta da 1.46 alalım. 47-48'in direnç olduğunu söylüyoruz. 44 kritik destek. 44'ün kırılması şu an için orada büyük ihtimalle 41 haftalıklarda da 39 ihtimalini tekrar gündeme getirecektir diyebilirim. Hızlı bir şekilde hisseye de bakmış. Enerjisi oldukça güçlü. Şöyle diyelim. 5.42 alıyorum. 5.42 haftalıklarda da 5.42 alalım. 48'in direnç olduğunu söyleyebiliriz ama 48'in üzerindeki her harekette şu an için tam orada gördüğünüz gibi arkadaşlar 48'in üzerindeki her saatlik harekette 60-64 ihtimali söz konusu olabilir. 50 ara direnç ama 60-64'e kadar potansiyel olabilir gibi gözüküyor. Hemen buradan hangisine geçelim başka? Ereğli'ye bakıyorum. Ereğli'de de şu an için cuma günkü 9.45 kapanışını girdiğimizde 9.45 kapanışını giriyorum. Haftalıkta da aynı şekilde 9.45 kapanışını girdim. 9.53'ün direnç, 51.53'ün direnç olduğunu söylüyoruz. 51.53'ün altında kaldığı sürede 37'yi aşağı denemek isteyen bir tablo söz konusu olabilir. Bugün görülen 29 ve şu an için 37'de olduğunu görüyoruz. Yani 29 satıcılı bölgeye geçmiş. Yani şöyle söyleyeyim, 35 altında kaldığı sürece 37 direnç, 35 altında pardon 37 altında kaldığı sürece 24 haftalıklardan 28'in altında 9.07 8.82'ye kadar potansiyel hareket olduğunu söyleyebilirim Ereğli'de. Hala hazırda istek aşağı yönde devam ediyor. Proto biraz daha tutunmak istiyor gibi bir görüntü var. Detayına girmeyeceğim. Garanti Bankası'na baktığımızda 8.44 kapanışı vardı.
Bugün 8.52, 8.36 bakalım açılış sonrasında ne oyun ne görmüş? 8.38, 8.53. 8.38, 8.53. Şu an için bu bölgede olduğunu görüyoruz. Ama 52'nin direnç olduğunu düşünecek olursak, haftalıkta da 8.44 üzerinden geçecek olursak 56.61 önemli direnç bölgeleri. Eğer 56 altında kalacak olursa büyük ihtimalle 27 ve 27'nin altını bu hafta denemek isteyebilir. Garanti Bankası diyoruz ve hemen buradan diğer hisseye şöyle bir geçelim. Hangisi? 30 endekse bakıyoruz. Halihazırda Halkbank 6.21. Hemen alalım. 6.21 bölgesine bakıyoruz. Halkbank'tan 6.21 haftalıkta da 6.21 aldığımızda hemen şöyle bakayım. Ne görüyoruz? 6.23, 6.16. 6.23 yani alıcı tarafa ulaşamamış 6.16. Yani şu aralıkta dolayısıyla halihazırda zayıf zayıf bölgede. 6.15'i kıracak olursa 5.99'lara hafta içinde büyük ihtimalle gelme potansiyeli, hatta bu seviyeyi aşağı kırma potansiyeli oluşacaktır diyebiliriz. İşçiye baktığımda işçiye de şu an için bir tepki hareketi olsa da 5.61 alıyorum kapanışı. 5.61 aldım. Yine 5.61 aldım ve işçiye de 65'in direnç olduğunu söyleyebiliriz. 67 üzerine çıkmadığı müddetçe aşağıda 55'leri tekrar denemek isteyecektir diye düşünüyorum. Hatta 50 potansiyeli olabilir. 68, 57, 64. 68 yani şu aralığı görmüş. 57 gördüğünüz gibi destekte tutulmuş. Şimdi bu arada 67'nin direnç olduğunu söyleyebiliriz. Aşağıda hareketler devam edebilir tekrar. Bir satış fırsatı olmaya aday diye düşünüyorum. Hemen buradan bakıyorum. Koç Holding'e baktığımızda 16.64 kapanışı şöyle 16.55 baktığımda 16.55 bakıyorum. Tekrar 16.55 diyorum haftalıkta. 78'in direnç olduğunu söyleyebiliriz. Kaçı görmüş bugün? 68'i görmüş. At 49, 49-68. Yani bu bölgenin şu an için hatta 71'in direnç olduğunu söyleyebilirim. Aşağıda 32'ler olur mu? 78 altında kaldığı müddetçe potansiyel olmaya devam edecek birkaç günlük süreçte. Hemen koçtan sonra nereye dönelim? Koza al. Burada zayıf olduğunu hala söyleyebilirim. Kardemir'de de aynı şekilde. Kardemir 2.42. Hemen bakıyoruz. 2.42 Kardemir. 2.42 Kardemir. 2.44 43'ün direnç olduğunu söyleyebilirim. 40 kritik destek. 40 görülmüş, 44 görülmüş. Gördüğünüz gibi 44 40. 2 Aralık'ta seyretmiş. 43'ün altında kaldığı sürede arkadaşlar 40'lı ve aşağıya denemek isteyen bir tablo olabilir. Şu an için ortada gibi gözüküyor ama zayıflama ihtimali halihazırda devam ediyor. Bunu söyleyebilirim. Petkim çok kritik bölgede 4.52. Biliyorsunuz uzunca bir süredir Petkim'den uzak durmak gerek diyoruz. 4.52 dediğimizde Petkim'de 58-56'nın direnç olduğunu söyleyebilirim. Bugün görülen seviyelere şöyle bir bakacak olursak neresi? 55-50. 55-50 yani oldukça dar bir aralıkta. 56 altında kaldığı sürece 46'yı deneyip aşağı kırmak isteyebilir. Ciddi bir düş trendi vardı. Bu trend daha da kırılma ihtimali söz konusu olabilir. 29-24 bakıyorum. Evet, Pegasus'ta çok enteresan şeyler oluyor. 29-72 hemen alalım bakalım ne anlama gelecek. Pegasus 29-72. 30-12'nin direnç olduğunu söyleyebiliriz. Bugün en yüksek ne görülmüş? 29-92, 29-24 görülmüş. Yani şu aralık görülmüş. Satıcılı tarafta 32 altında kaldığı sürece Pegasus'ta şu an 29-50'de hemen dönüp bakıyorum. Yani 29-50 yani satıcılı tarafa yakın. 32'nin altındaki harekette biz 28-60'lara kadar Pegasus'ta geri çekilmeler göreceğimizi söyleyebiliriz. Hatta bugünden sonra biraz daha satışlar etkili olabilir. Sabancı oldukça zayıf, zaten bahsediyorduk. 7.90 hareketine bakıyoruz kapanışı dikkate aldığımızda. Haftalıkta da 7.90'ı aldığımızda. 7.82'nin altındaki hareket 69-45'lere kadar hafta içinde bu böyle bir potansiyel var. Rakamlara bakın, rakamlara buradan zaten haftalıkta gelebileceği günlükteki durumu zayıf olduğunu zaten gösteriyor. Hani kaçı görmüş? 7.71 görmüş. 7.91, 7.71. Bakın şu aralıkta 82'nin altında kaldığı sürece 69'lara gelecektir diyor tablo bize. Sabancı'da hareketi. Nisan Şişecam'da burada da artık bir yavaş yavaş tepkinin sonuna geldiğini söyleyebiliriz. 6.08'e eğer kapanış girecek olursak 6.12-14'ün direnç olduğunu, 6.02 altında hareketler oluşması halinde bakın bu seviyenin altında büyük ihtimalle 5.95'i görmüş. Yani aslında bir satış etkisi var. Hatta 0.2 altında olduğu için 5.08, 5.72'ye kadar
Geri çekilmeler yaşayacağında çok olağan olacaktır, normal olacaktır. Soda'da tepki var ama bakıyorum 7.26, hemen şöyle alalım 7.26. Soda'ya bakıyorum. 7.32'nin direnç olduğunu söyleyebiliriz. Burada en yüksek ne görülmüş? 35 görülmüş. 30'da olduğunu düşünüyoruz. 30-35. Alıcılı taraftan 32'nin altındaki harekette 7.20'yi konuşuruz. Ama 32 üzerindeki hareketlerde de hemen tekrar bakalım. 48 ihtimali söz konusu olabilir. Şu an için endekse göre güçlü kağıtlardan bir tanesi. Tav'da da hareketin biraz daha tepki şeklinde devam ediyor ama 25'in zorlu bir direnç olduğunu düşünüyorum. Turkcell'de 12.49 kapanışını şöyle girdiğimizde bakalım en yüksek endişimini görmüş. 12.58, 12.37, 58 bakın. İlk mavi direnç şu. 2 Aralık her zaman önemli direnç bölgesi. Düşüşte de önemli destek bölgesidir. İlk kırmızı, ilk sarı bölgesi. Şu an için 55 bölgesinde olduğu için alıcılı taraftan sonra hemen satıcı tarafa geçmiş. 48.37'yi görmüş. Bakın 48.37, yani şu aralığı görmüş. Demek ki 41'in altındaki her hareketlilikte biz Turkcell'de aşağı yönde hareketten bahsediyor olacağız. Hemen buradan başka nereye geçelim? Türk Hava Yolları. Evet, Türk Hava Yolları biraz daha sıkıştı. Endeksten bağımsız sanki böyle bir hareket içinde gibi gözüküyor. 12.38 kapanışını şöyle tekrar aldığımızda 12.38 kapanışını aldığımızda 44.46'nın direnç olduğunu söylüyoruz. 30'unda destek olduğunu söyleyebiliriz. 96.86 oldukça dar bir aralıktı. 96.86 kaç kapanışı vardı? Pardon, kapanış kaçtı? Yanlış girdi herhalde. 13.89. 13.89 bir daha giriyorum. 13.89. 14.09, 13.70. O kadar dar aralık ki 13.96.86. O zaman şöyle bir bakalım. Sanki bir tepki bir isteği var. Çok daraldı arkadaşlar. Önümüzdeki saatler çok çok önemli hava yolları için. Eğer 14 üzerine atamayacak olursa büyük ihtimalle 13.66'yı deneyebilir. Bu da hava yollarına tekrar ikinci dalga bir satış ihtimalini gündeme getirecektir. Not olarak alabiliriz. TKFN yukarı istek biraz daha devam edecek gibi gözüküyor. Toğaz'da da öyle ama Telekom yatay ama burada Telekom'da 4 onların üzerine atamadığı takdirde bir satış baskısı görebiliriz. Tüpraş'ta da aynı şekilde bir satış baskısı sanki biraz daha etkili olacak gibi gözüküyor. Bugüne dair baktığımızda Vakıfbank'ta da aynı durum söz konusu. Yapı Kredi'de de aynı satış baskılı ortalamaların altında olan hareketler görüyoruz. Tahmin ediyorum ki endeksteki satış etkisi biraz daha şu an için durulmuş gibi gözükse de büyük ihtimalle önümüzdeki süreçte satış baskılı devam edecek bir tablo göreceğiz. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi eğitimlerimiz devam ediyor. Siz de bu tarz tablolara, bu tarz hızlı şekillerde bakarak almış olduğunuz hisseyi doğru yerden mi aldım, doğru yerden mi satıyorum, hedefim neresi, gün içinde nereye satış yazabilirim, nereye alış yazabilirim, anlatacağımız basit yöntemlerle bunu yapabilirsiniz. Ben herkese bol kazançlar diliyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.